Kaybolduk. Kleopatra'nın evi. Arkadaşlar Mike Ozeci'ye hoş geldiniz. Vloglara devam. Hoppa, durmak yok. Hoppa, gözüme bir şey girdi. Hava aşırı sıcak ama aşırı sıcak. Öyle böyle değil. Bakalım derece 31 derecede. Durduğun yerde terliyorsun, bunalıyorsun. Yani hareket etmeden zaten terliyorsun arkadaşlar. Bakalım bir haftadır arkadaşlar pek vlog yapma şeyim olmadı. Lüksüm olmadı. Video yapma lüksüm olmadı çünkü 2 hafta önce baya bir 3 tane mic show çıkarttım. Bir hafta içinde mic show yap, bir gün montaja ayarla, patlat. Öyle 3 defa tüm haftamı ona ayırdım. O hariç de abi bir de şey durmuyor. Yani mobilya dükkan reklamları durmuyor. Web site çalışmaları, fotoğraf falan filan derken bunların hepsi durmuyor. Yani devam ediyor. Baya bir sabah 5'lere kadar hani devam her şeyi birden yetiştirmek istiyorsam mecbur her tarafa koşmam gerekiyordu. O yüzden biraz videolarla aksadık. Biraz yavaşladık. Arkadaşlar dün dekorcuya gittim. Dün dayımla birlikte benim Instagram'dan da görebildiğiniz gibi dekorcuya gittim. Biraz alışveriş yaptık mobilya mağazamıza. Şimdi teker teker yine her ürünün fotoğrafını web sitemize koyacağım. Reklamını yapacağım, paylaşacağım falan filan derken. Bakalım hayırlısı. Yeni yerler keşfettim. Misal şu dekorcuyu öğrendim. Nereden alınıyor, nasıl alınıyor, nasıl getiriliyor, bunların hepsini öğrendim. Bu aralar yeni bir mekan keşfettim. Hivernage diye. Turin Taksi'nin orada, yani yakınımızda, Brüksel'in hemen orta yerinde. Çok lüks, çok gösterişli, şahşanlı bir yer. Dün orada hatta bir yemek yedim, bir nargile içtim, bir kendime geldim böyle. Gerçekten hani millet yapıyor yani, çok güzel mekanlar. Yapan yapıyor yani, gerçekten çok güzel mekanlar yapıyorlar. Servis, her şey, restoranlar ile tüm konsept içinde. Bu aralar uyku düzenim biraz alt üst arkadaşlar, biraz allak bullak çünkü her yere yetişmeye çalışıyorum. Sınavın arasında, mobilyanın arasında, YouTube hobimin arasında, üçünün arasında inanın yani günde 14-15-16 saatimi buluyor yani. Kendime 1-2 saat ayırıyorsam ayıramıyorum bile. Dün öyle biraz farklı oldu, biraz sabah ondan akşama kadar Dekorcu dolaştık, alışverişimizi yaptık dayıyla. Orada bir 4-5 saatimi kendime ayırabildim, kendime gelebildim. Ama akşamda küt uyumuşum. Bayağı yorulmuşum çünkü. Ama devam ki, haydi. Arkadaşlar saat 2 ve stüdyomuzdayız. Artık stabilizatörüme bir mikrofon da takılı her zaman. Artık bir güzel bir sistem yaptım. Şimdi hiç durmadan artık vlog çekerken sesim güzel çıkacak. Ve görüntü inşallah iyi çıkar. Müziğimizi açtık. Laptopumuz hazır. Photoshop'umuz açık. Sabah 2-2.30. Bu benim için normal bir yaşam tarzı gibi olmaya başladı. Arkadaşlar hazırlığımı yaptım. Dekorları birer birer şimdi web siteme koymaya başlayacağım. Küçük bir şey diyeceğim. Emirdağ Köftecisi'ne buradan selam olsun. Niye diyorsunuz? Vallahi işte şöyle oldu. Bugün baya bir acıktım. Dedim bir şeyler yiyeyim. Emirdağ Köftecimizin yanına uğradım. Bizim Brüksel'de, Plaslitz'te fabrika desem yeri var yani.
fabrika desem yeri var ama tadı damağında da kalıyor yani. Çok güzel köfte yapıyorlar. Tam bizim Emirdağ usulü köfte yapıyorlar. Ve aldım bir ekmek arası köfte. Yedim. Abiler de beni tanıdı sağ olsun. Ya ben seni bir yerden tanıyorum dediler. Nereden dedim abi, hayırdır falan. Şöyle oldu. Ya sen reklam mı yapıyorsun, bir şey mi yapıyorsun falan filan derken öyle benim reklam videolarımı görürlermiş, bakarlarmış ve oradan tanıdılar sağ olsunlar. Buradan onlara selam olsun, emekçilere, çalışanlara, didinenlere, herkese selam olsun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yere çalışmadan, didinmeden, perişan olmadan, sürünmeden varamıyorsun. İnan ki yaptığın her adım, hoppa, İnan ki her şeyin başı emek, 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 emek. Yani görünen her şey bir günden bir güne olmuyor. Emeksiz de olmuyor. Aklınızda bulunsun. Ben şimdi yine devam edeceğim Photoshop ile geliştirmeye, yani web siteye adım adım, yani ürünleri doldurmaya devam edeceğim. Fotoğrafları teker teker içine koymayı. Sabah 2.30, herhalde 4, 4.30, 5'te yatarız. Ondan sonra devam. Seviyorsunuz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Ve geçmiş olsun arkadaşlar. Saat 5. Yatma vakti geldi. Yarın iş. Bir sayfa ilerledik ama daha yani bir paket var. Yapacak çok iş var. Mike Vazece, takip etmeyi unutmayın. Çıkın. Çıkın ya. Çıkın. Çıkın, çıkın. Yapacağım şimdi. Korksun çıkayım benden şimdi. Aynen. Çıkın kim? Çıkın ben şimdi. Çıkın kim? Pony kol kimmiş? Çok çıkın dövdük biz küçüğüden. Tamam. Yırttım. One, two, three. Korksun çıkın. Tavuk. Hey yavrum be. Bir de 8 kişilik. Geldim Avrupa'ya da. 8 kişilik. Başıma gelene de. Aynen, 8 kişilik mutfakta. Asistanların vardı. Çok. Çok yaptıydın kendin orada. Vay be abla. Herkesin işi var. Şaşırıyor. Hey, şaşırıyorsun mu? İyi bir daha bir bez üstlerine. Onlar kendileri onları sararla peçeteler. Böyle şey yoktu, kağıt yoktu. Sen şuna sokuyorsanız kağıt. Servisçiler kendileri yapardı orada. Tepsileri yıkayardılar, onlar kağıtlardılar. Ama burada servisçiler bunu yapmıyorlar. Hindistan'da öyle. Şey vardı, bir sal. Ya. Mesela bardaklar. Sadece bulaşıkla uğraşan biri. Ya. Aynen, mesela anladım. Bardaklar bara gidiyor. Tamam. Hani barda kim çalışıyor, o yıkayır bardakları. Tabii tabii, anladım. Anladın. Onun hepsinin böyle görevi var. Aynen. Onun ama o restoranda yani. O burası da restoran. Yok. Burası restoran mı şu an? Yok, hiç şey etmeyin kendiniz. Burası restoran. Yok, pardon. Ne yokmuş? Yapma bizi öyle. Burası restoran mı şu an? Ya unuttum şeyi zaten. Ya restoran yanında kör kalırdı. Aynen. Vay burası valla. Restoran yavrum. Kendinizi aldatmayın. Kandırmayın kendinizi. Kandırmayın. Vay be. Burası restoran ya. Snack böyle olmaz. Snack böyle olmaz ha. Yok. Snack tabela yanlış o zaman. Tabela yanlış. Öyle mi? Değiştirirsiniz tabelayı. Değiştirelim biz tabelayı o zaman. Restoran devam edeceğim. Neriman restoran. Yok devam edeceğim. Ciğerci Neriman. Senin ismini verelim. Ciğerci Neriman restoran. Ya piyere ciğeri. Şişak. Orada da ciğeri böyle yapardık. Sadece soymazdık onu. Bugün de soyuluyor. Vay be. Demek restorandan farkımız yok. Yok.
Hatta fazlalığımız var. Fazlalığımız var da eksiği yok. Hadi bakalım. Lütfen gene bana restoran diyeceğim. Ne bağırışıyorlar oraya? Vallahi geldik tam Tunç'u iyi arkadaşlar. Nikola var. Deniz Ayran galiba. Harika. Herkes ayran mı yapıyor? Deniz abinin yanına vardık. Harika tam Tunç'u yapıyor. Deniz abi selam söyle. 7 ayran Miko. Aleyküm selam Miko. İnşallah bir gün stüdyoda sahip olacağım. İnşallah. Başka kim dürüm tavuk istedi?